Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı kabak yapacağız. Hadi hep beraber malzemelerini hazırlayıp yapılışına geçelim. 3 adet domates, 1 baş soğan, 3-4 diş sarımsak, 6-7 adet yeşil sivri biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 adet orta boy kabak, 1 adet kapya biberi, tuz, karabiber, 1 adet kesme şekeri, yarım su bardağı su, 1 tatlı kaşığı salça, üzeri için dereotu veya maydanoz. İlk önce soğanı küp küp doğrayalım. Soğanı doğrarken iri ya da küçük doğramanıza gerek yok. Orta büyüklükte küp küp doğrayabilirsiniz. Ardından sarımsakları ince ince doğradıktan sonra soğanlarla tencerenin içine ilave edin. Doğradığınız malzemeleri tencerenin içinde karıştırın. Ardından yeşil sivri biberleri doğrama tezgahının üzerine alıp baş ve uç kısımlarını kestikten sonra 1 santim genişliğinde doğrayın. Yeşil sivri biberleri de soğan tenceresinin içine ilave edin. Tencerenin içine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave edin. Ocağın üzerine alıp kısık ateşte kavurmaya başlayın. Bu arada karabiberini, tuzunu ve şekerini ilave edin. Tekrar karıştırın. Ocakta soğanlar kavrulurken kesme tahtasının üzerinde domatesleri ince ince doğrayalım. Domatesleri orta büyüklükte küp küp doğrayın. Doğradığınız domatesleri kısık ateşte kavurduğunuz soğanların üzerine ilave edin. Domatesleri ilave ettikten sonra biraz karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en son kısığa kadar getirin. Diğer taraftan kesme tahtasının üzerinde dereotu ve maydanozları ince ince kıyın. Doğradığınız maydanoz ve dereotunu ayrı bir kaseye koyun. Maydanoz ve dereotunu en son kabak yemeğimizi süslemek için kullanacağız. Kabaklarımızı çizgili pijama şeklinde soyduktan sonra 1 santim genişliğinde doğrayalım. Doğradığınız kabakları da ayrı bir kaba alalım. Pişen yemeğin içerisine doğradığımız kabakları ilave edelim. Kabakların hepsini ilave ettikten sonra tahta kaşıkla karıştıralım. Alt üst edelim. Üzerine yarım çay bardağı su ilave edelim. Kapağını kapatıp bir müddet bu şekilde kısık ateşte pişirelim. 10-15 dakika sonra pişip pişmediğini kontrol edelim. Kabakları karıştırırken mümkün olduğunca yavaş hareket edin. Kabakları kırıp ezmeden kenardan kenardan karıştırmaya özen gösterin. Tekrar kapağını kapatıp 5-10 dakika kadar pişirin. Daha sonra kontrol edin. Kabakların yumuşayıp yumuşamadıklarına bakın. Kabaklarınız yumuşamışsa yemeğimiz hazır. Üzerine doğradığımız dereotunu döküp servis tabağına alın. Zeytinyağlı kabak yemeğimiz hazır. Hepinize afiyet olsun.
Nokta Tatlar lezzetli yemeklerde buluşmak dileğiyle hepinize afiyet olsun. Daha birçok sağlıklı ve lezzetli tariflerde buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın. Hoşça kalın.